RT Akşam Haberlerinden iyi akşamlar diliyoruz sevgili izleyenler. Bugün 29 Mayıs Çarşamba. Akşam haberlerine ne yazık ki üzücü bir haberle başlamak durumundayız. Dün Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyine operasyona başlamıştı. Ve Pençe Harekatı'nın ikinci gününde üzücü haber geldi. Bölgede PKK'lı teröristlerce döşenmiş el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle iki Mehmetçik şehit oldu. Evet, şehitlerimize biz de Allah'tan rahmet diliyoruz. Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesinde Pençe Harekatı devam ediyor sevgili izleyenler. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre harekatta 6 terörist etkisiz hale getirildi. Darbe hazır! Hazır! Darbe hazır! Ateş! Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kara ateş destek vasıtaları, taarruz helikopterleri ve hava kuvvetleri harekatlarıyla destekli devam eden operasyonlarda 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Böylece harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu. Komando birliklerinin PKK terör örgütüne ait sığınak, mağara ve silah mevzilerini tespit ve imha faaliyetleri ise devam ediyor. Yapılan paylaşımda ayrıca komandoların operasyon kapsamında girdiği bir mağaranın video ve fotoğrafları da yer alıyor. Evet, tabii bu arada yeni askerlik sistemi konusu da gündemdeki yerini koruyor sevgili izleyenler. Erken terhis bekleyen ve askere gidecek yüz binlerce kişi yeni askerlik sisteminin yasalaşmasını beklerken yeni sistemin Meclis Genel Kurulu'na gelmesi bayramdan sonraya kaldı. Askerlik süresini 6 aya indiren, bedelli askerliği sürekli hale getiren yeni askerlik sistemine ilişkin yasa teklifinin görüşmeleri Ramazan bayramı sonrasına kaldı. Geçtiğimiz hafta Milli Savunma Komisyonu'nda onaylanan teklifin bayram öncesi yasalaşması bekleniyordu. Yeni askerlik sisteminin yasa teklifiyle ilgili partilerin grup başkan vekilleri dün gece mecliste bir araya geldi. AKP Grup Başkanı Naci Bostancı yasanın bayram sonrasına kalmasına muhalefet partili ile ortak karar aldık dedi. CHP askerlik sistemini tamamen değiştirecek önemli bir değişikliğin aceleye getirilmesinin yanlış olacağını ifade etti. Ve gün boyunca özellikle sosyal medyada çok tartışılan, Türkiye'nin gündemine düşen o konu. İstanbul Anadolu Adliyesi'nde iş mahkemesi duruşmasında hakim Mehmet Yoylu, kadın avukatın eteğinin dizinden 15 santimetre yukarıda olduğunu söyledi. Avukatın etek boyunun fotoğrafının çekilmesini istediği de belirtiliyor. Olayın ardından İstanbul Barosu'na bağlı avukatlar Kartal Adliyesi'ne akın etti. Sosyal medya üzerinden de tepki yağdı. Hakim kadın avukatın etek boyunun kısa olduğunu söyledi, avukatlık mevzuatına aykırı dedi ve kadın avukatın eteğinin fotoğraflanmasını istedi. Bu skandal sabah saatlerinde İstanbul Anadolu Adliyesi 2. İş Mahkemesi'nde görülen bir işe iade davasının duruşmasında yaşandı. Hakim salonda olan biteni birebir tutanağa da geçirdi. Hakim duruşma esnasında önce diğer avukatlara davacı vekilin eteğinin dizden 15 santim yukarıda olduğunu ve bu haliyle avukatlık mevzuatına aykırı olup olmadığını sordu. Dinleyici sıralarında bulunan bir avukatsa bence de özgürlük alanı ile ilgilidir, müdahale edilmemesi gerekir dedi. Bir diğer avukat da avukatlık hukukuna ve örfüne uygundur ifadesini kullandı. Daha sonra hakim baro başkanlığına bildirilmek üzere etek boyunun fotoğrafının çekilmesini istedi. Avukatsa ben etek boyumun çekilmesini istemiyorum dedi. Olayın tutanağının sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepkiler yağdı. İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, bu HSK'ya yapılmış bir ihbardır. Akşam gün batmadan bu yargıç Anadolu Adliyesi'nden çıkarılmalıdır. Bu adamın yaptıkları yeter. Rezilliği tutanağa bağlama cesaretini nereden aldığını öğreneceğiz dedi. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu ise İstanbul'da bir hakim kadın meslektaşımızın kıyafetine karışmıştır. Yargılamayı bırakıp meslektaşımızla uğraşmaya başlamış, fotoğrafını çekmeye teşebbüs etmiştir. Konu derhal HSK'ya intikal ettirilmiş. O hakim hakkında soruşturma açılmıştır paylaşımı yaptı ve hakim hakkında soruşturma açıldığının altını çizdi.
Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkan Vekili Mehmet Yılmaz ise haberlerin basında yer alması üzerine reysen harekete geçildiğini ve inceleme başlatıldığını belirtti. Avukat Tuğba Torun ise avukatları etek boyuyla yargılayan hakim vermiş olduğu aradan ve onca olaydan sonra duruşma salonuna geldi. Mahcup olmaktansa gülmeyi tercih etti ve bir ara kendisi de bizi alkışladı. Avukatların kararlı tepkisi üzerine rapor aldı ve gitti. Umarız meslekten de derhal uzaklaştırılır dedi ve o anların videosunu paylaştı. Söz konusu hakim ayrıca aynı salonda görülen bir başka davada bu kez avukatın küpesini tartışma konusu yaptı. Avukat Dorukcan Davutoğlu'na Ankara Barosu avukatına küpe yakışıyor mu diye sordu. Ayrıca Türkiye Barolar Birliği yaptığı açıklamada söz konusu hakimin daha önce Balıkesir'de bir avukata kürsüden hakarette bulunup onu darp ettiğini belirtti. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de olaydan yaklaşık 5 saat sonra sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı. Bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'nde avukat meslektaşımızın kıyafet tercihi nedeniyle maruz kaldığı çok tatsız, talihsiz ve hukuksuz olayla ilgili olarak HSK soruşturma başlattı. En kısa sürede yasal gereğinin yapılması için sürecin takipçisiyim. Mesleğinde 30 yıldan fazla bir süreyi geride bırakmış artık geriden gelenlere iyi örnek olması gereken bir yargı mensubunun önündeki davayla değil de avukatın kılık kıyafetiyle meşgul olması hiçbir şartla kabul edilemez. Hukuk sistemimiz adalet dağıtırken de adalet ararken de hiç kimsenin kılık kıyafet veya yaşam tarzı nedeniyle ayrımcılığa ve keyfi işleme maruz kalmasına izin veremez, göz yumamaz. Tabii sevgili izleyenler, bu arada sıcak gelişmeyi de sizlere aktaralım. Çünkü o hakimle ilgili sıcak gelişme akşam saatlerinde geldi. Hakim Mehmet Yoylu HSK tarafından açığa alındı. Devam ediyoruz tabii bu konuyla ilgili konuşmaya. Tuğba Torun şu anda yanımda. Hoş geldiniz Tuğba Hanım. Sizinle konuşacağız ama öncesinde bir telefon bağlantımız olacak sevgili izleyenler. İstanbul Barosu Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu. Telefon hattımızın diğer ucunda Sayın Durakoğlu, merhaba efendim. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bugün adliyede o anlar yaşandıktan sonra siz de cübbenizle duruşma salonuna koştunuz. Zaten tepkilerin verildiği o anlarda kayıtlara yansıdı, videolar alındı. Videolarda sizin de orada hem tepkinizi hem desteğinizi gösterdiğiniz açıkça ortada. Nasıl değerlendiriyorsunuz efendim yaşanan bu durumu? Valla bir kelimeyle değerlendirmem gerekirse ben bunun adına rezillik derim. Başka bir şey diyemem. Yani bir yargıcın aslında yargıçlıkla hiç ilgisi olmayan bir eylemi. Buna zorunlu olarak yargıç diyorum aslında. Yani bir avukatı, üstelik bir kadını böylesine bir aşağılama girişi ifade eden, bunu da avukatın giydiği kıyafet üzerinden sorgulayarak gerçekleştirmeye çalışan bir fail aslında o. Oturduğu kürsünün yüksekliğinden aldığı yetkiyi kötüye kullanmasından başka bir şey değil bu. Sanıyorum kafasında kadın kavramına ilişkin sorunlar da olsa gerek ki bu fiil çünkü sağlıklı bir ruh halinin göstergesi olamaz. Ama gerçekten sevindirici bir gelişme oldu. Özellikle bunun ivedilikle yapılmış olması çok önemliydi. Akşama doğru söylediğiniz gibi, biraz evvel sizin de haberlerde verdiğiniz gibi HSK tarafından alınan kararla hakim açığa alındı. Bu bizim için son derece önemli. Özellikle de yargı erkine birlikte paylaştığımız yargıçların ve savcıların bu türden olaylara bakış açısını netleştirmesi bakımından önemli. Böylesine sabıkalı bir kişinin üzerine yargıç cübbesi geçirmiş olan bir kişinin kendi içlerinde barındırılmamış olması açısından önemli. Böylece de yargıçlar dünyası içerisinde böyle bir kişinin kirlettiği alanın temizlenmiş olması bizim açımızdan önemli. Böylece biz de en azından yargıyı paylaştığımız diğer sürecimizden böyle bir olay görmüş olduk. Ama bundan sonraki süreci de ciddiyetle takip etmemiz gerekiyor. Bu burada bitecek olan bir süreç değildir diye düşünüyorum. Çünkü bu söze edilen yargıç sadece bugün yaptığı şeyle değil,
Geriye doğru baktığınızda daha evvel Sakarya'da, ondan sonra Balıkesir'de, şimdi de İstanbul'da böyle bir eylemi gerçekleştiriyor. Sürekli böyle bir avukatlara yönelik olarak, özellikle de avukatlara yönelik olarak böyle şeyler yapan bir adam. Dolayısıyla geldiğimiz noktada bu soruşturmanın, şimdi açığa alınmasına neden olan soruşturmanın sonucu da bizim açımızdan son derece önemli. Bu şeyde sonuna kadar ısrarla ve fasılasız bir şekilde takip edeceğiz ve sonucumuzu anlamaya çalışacağız. Yani kimse ne kadın üzerinden ne de bir kadın avukat üzerinden kendini tatmin etmeye kalkışamayacak. Buna asla izin vermeyeceğiz. Peki efendim, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim sevgili Tuba'ya da selamlarımı iletin lütfen. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler, İstanbul Barosu Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu ile konuştuk. Şimdi Avukat Tuğba Torun'la bu konuyu değerlendireceğiz. Tuğba Hanım, şimdi süreci ciddiyetle takip edeceğiz dedi Sayın Durakoğlu. Israrla takip edeceğiz vurgusunda bulundu. Tabii biz şimdi sürecin sonundan değil de aslında başından okursak belki çok daha iyi olacak. Hem izleyicilerimiz de daha iyi bilgi sahibi olacaklar. Avukatlar... haliyle duruşmalarındaydı. Evet. Belki sizler için evet. Normal bir gündü. Ama biz adliyede etek skandalı evet. dedik. Mine etek skandalı olarak başlığımızı attık ama içine baktığımızda belki çok fazla unsur var. Baskı diyebilir miyiz? Taciz diyebilir miyiz? Siz nasıl değerlendirirsiniz? Bu konu birbiriyle çok bağlı bir konu aslında, sizin de dediğiniz gibi iç içe. Öncelikle duruşma zaptına baktığımızda ben ilk gördüğümde herhalde gerçek olamaz diye düşündüm. Şimdi okuduk, zaten bir skandal var orada. Son kısmında duruşma Eylül ayına bırakılmıştır diyor. Normalde bizde işte atıyorum 13 Eylül saat 10.30 diye yazılır. Herhalde dedik sahte. Fakat derhal teyit edildi bu baro tarafından. Ve doğru olduğunu anlayınca inanamadık. Bu derece zapta geçirecek kadar açık söylüyorum cahil cesaretiyle hareket edebilecek bir hakimin var olduğuna ben şahsen inanmak istemedim. Hemen tabii bulunduğumuz yerlerden adliyeye geçtik. Siz de ilk koşanlar arasındasınız. Evet yani o ara ya ara verilmişti zaten öğle arası. Olay oldu, olmuş, öğle arası verildi. Biz o sırada sosyal medyadan hızlıca yayılmaya başladı. Hı hı. İlk tepkimizi verdik. Zabıtla ilgili yorum yaptık. Ondan sonra adliyeye geçtim ve biraz arayı bekledik. Sonra 13.30'da zaten tekrar başlar duruşmalar. Acaba hakim gelecek mi gelmeyecek mi diye merak ediyoruz. Onun öncesinde şimdi o noktadan devam edeceğiz ama tutanakla aslında evet. söylenen her şey kayda geçmiş sabit, durumda tabii. değil mi? Sabit durumda. Tabii. Orada yani özellikle aslında sosyal medyada da çok tartışılan bir kadın olarak demek istemiyorum bir insan olarak duymaktan görmekten üzüldüğüm bir cümle var. Dizinin 15 santim üzerinde olduğunu. Evet. 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 Söz konusu bahsi, avukatın eteğinden bahsediyoruz evet. sevgili izleyenler. Bu arada cübbe giyeriz. Hı hı. Cübbenin düğmesi yoktur. Çünkü kimsenin hani avukatlar ne efendisi ne kölesidir deriz ya o öyledir. Aynı zamanda cübbenin şöyle bir anlamı da var. Kıyafetimizi örter. Hı hı. Ve bir nevi biz orada kıyafetine bakılmaksızın hukuku savunmayı temsilen hukukçu kişilerizdir. Yani aslında orada kıyafete bakarak bir ayırt etme, değerlendirme, yorumlama ...anın da önüne geçilmek istenmiştir cübbeyle. Bir nevi her şeyden arınmış bir şekilde hukuku temsil eden kişileriz. Fakat cübbenin içine bakılıyor. Elbette avukatlık kanununda mesleğe uygun giyinilmesi diye bir ibare var. Yani böyle bir nasıl diyeyim tutup tabii ki bikiniyle adliyeye evet. gelecek değiliz. Evet. Ama etek boyu konusunda ya da dekolte sınırı hiçbir açıklama yoktur. Peki burada bir avukatlık mevzuatına aykırılıktan bahsediyoruz. Hayır öyle bir durum yok. Hakimin öyle bir bahsi yok. Yok öyle bir durum. Ya eğer hakim böyle bir şeyden bahsediyor ama gerçekte böyle bir durum tamam. yok. Şimdi düşünsenize hakim şunu yapıyor. Önce giriyor sizi etek boyunuzla yargılıyor. itham ediyor hatta. Belki ahlaksızlık aslında belki değil. Öyle bunun altında bu yatıyor. Ve
bir kadın avukat bu. Yani biliyoruz ki kadınlar hem dünyada hem ülkemizde zaten ikinci cins vatandaş olarak yıl tarih boyunca konumlandırılmış ve buna karşı biz mücadele eden insanlarız. Bir nevi kadın avukat olması. Ayrıca burada yani çifte şey var. Ezme girişimi var aslında. Ve o noktada düşünsenize şey yapıyor. İnsanların fikrini alıyor. Diyor ki sizce de kısa mı? Sizce de kısa mı? diye soruyor etraftaki kişilere. Ve orada direnen tırnak içinde söyle avukatlar var. Karşı çıkan yani. Hayır. Konunun dosyayla ilgisi yoktur. Yargıyla ilgisi yoktur. Özgürlük alanıyla ilgilidir. Uygunsuz bir durum yoktur diyor orada avukatlar. Düşünsenize demediklerini. Bir kadını etek boyu sebebiyle bir anda bir salon dolusu insanın linç ettiğini düşünün. Bu bir insana travma yaşat. Hepsi her şeyi bir kenara bırakın. Kanunları, eşitliği hepsini bir kenara bırakın. Bir insana etek boyu sebebiyle bu travmayı yaşatmaya hakkınız var mı? Ve orada Allah'tan hani avukatların böyle bir şeyi vardır. Bir pratiği vardır. Yerleşmiş bir mesleki pratiğimiz vardır. Hak bilincimiz vardır tabii ki. Kanunları biliyoruz. Oysa ki bunu hakimin de bilmesi gerekirdi. Fakat hakim sanki anayasanın ilk 4 maddesinde demokratik, layık, sosyal hukuk devleti yazdığını bilmezmiş gibi. Sanki 216. maddede kişileri kılığına, kıyafetine, diline, cinsine, dinine göre ayırmanın kin ve nefrete tahrik olduğunu bilmezmiş gibi. Tüm bu hukuk kurallarından, temel insan hakları kurallarından habersizmiş gibi bir kadın avukatı kıyafetiyle yargılıyor. Geçmiş davayı kadın avukatı yargılıyor ve kıyafetiyle. Peki ya, şunu da şu noktada gelen bilgiler arasında bunlar. Biz haberimizde yer vermedik ama ben bunu size sormak istiyorum. Masanın önüne çıkar mısınız dedi. Bu etek boyu avukata yakışır mı dedi ve ayrıca bir de Müslüman bir ülkede yaşıyoruz dediği de belirtiliyor. Zabıtta Müslüman ülke ibaresini geçirmemişler enteresan. Eğer bunu diyorsa zaten yani teyit edilirse bu ki edilecektir. Orada bir sürü tanık vardı. Eğer bu şekilde söylemişse zaten dediğim gibi yani o TCK 216'yı direkt ihlal etmiş oluyor. Anayasayı hepsinden evvel anayasanın o layık ilkesini ihlal etmiş oluyor. Yargıya siz hiçbir kıstası değerlendirme cins değil din. Hani dediğim gibi bu anlamda hiçbir kişilerin doğuştan sahip olduğu ya da daha sonra tercih ettiği özgürlük alanında temel hak ve özgürlükler alanında değerlendirebileceğimiz hiçbir konuyla siz yargılayıp tarafsızlığınızı bozarak, objektifliğinizi bozarak bu şekilde yargıda hele ki asla karar veremez, kişileri yargılayamaz, itham edemezsiniz. Eğer böyle bir şey söylediyse zaten hakimin ayrıca tedbiren görevinden uzaklaştırıldı. Yani oradaki yolumuzda yapacağız ama eğer böyle bir şey yaptıysa zaten yargılanması gerekir. O da ayrı suç bir teşkil eder. Ayrı bir tabii konu. Ki. Suç teşkil eder çünkü din ve vicdan özgürlüğü vardır bu ülkede. Kişi Müslüman olmayabilir. İstediği kadar Müslüman bir ülkede yaşasın ki anayasamızda bizim Müslüman ülke kavramımız da yok. Biz layık bir ülkeyiz. Müslüman çoğunlukta yaşayabilir bizim ülkemizde. Biz elbette ki dinlere saygı duyuyoruz. Elbette ki o çoğunluğa göre önlemler, tedbirler, kurallar almalıyız. Buna ilişkin uygulamalar, politikalar yürütmeyi o apayrı. Ama siz Müslüman bir ülkede yaşıyorsun, utanmıyor musun diyemezsiniz. Ne bir avukata, ne bir herhangi bir işçiye, ne bir çocuğa, kimseye bunu söyleyemezsiniz. Tabii konu sadece bir kadın ve bir kadının etek boyu da olmamış. Sayın Durakoğlu da az önce hatırlattı. Biz de haberimizde yer verdik. Daha önce bir erkek avukata küpesi üzerinden tepki göstermiş. Açıkçası bugün benim kayıtlarımda
salonda da var. Şimdi biz orada normalde salonda çekim yapmak yasaktır. Fakat tabii duruşma yapılmadı. Şimdi arayı biz bekledik. Acaba şey yapacak mı? Hani duruşmaya alıp. Çünkü duruşmaya girmesini istemiyoruz. Çünkü o duruşmaya kişinin... ne kadar sürelik bir ara verildi? Orada çünkü İstanbul Barosu avukatlarının birçoğu herhalde sizler koştunuz. Evet. Sayın Durakoğlu da oraya koştu. Yaklaşık bir saat falan oldu. Bir saat kadar arada. Bir saat gibi bir ara. Tabii duruşmaları bitirmiş. Odasına geçmiş. Evet. Bir nevi kaçmış. Çünkü avukatlar anında tepki verdiler. Yani adliyede bulunan kişiler zaten hemen haber duyulur duyulmaz orada iki iş mahkemesinin önünde toplandılar. İşte bir buçuk saat gibi bir ara. Herhalde ikiye yaklaşıyordu tekrar girdiğinde salona. Ben şaşırdım şahsen. İşte o anlar tekrar ekranlarda. Çok şaşırdık çünkü ne cesaret diyoruz, şu anlamda ne cesaret. Düşünsenize bu kadar olayın ve tepkinin ardından sizin sağlıklı olur mu muhakemeniz? Şahsen benim olmaz. Yani istediğim kadar zeki, akıllı ve cesur olduğumu iddia edeyim. Şahsen benim hukuki muhakemem orada durur. Çünkü çok haklı dahi olsam ya bir dururum. Bir saniye yani insanlar sinirlenmiş, öfkeli, konu gündeme düşmüş. Bir kendimi yargılarım. Bir derim ki hani ben bu şekilde karar veremem. Ve geldi oraya oturdu. Son derece rahat. Gülüyordu, gülümsüyordu. Hatta biz alkışladık. İlk etapta uzun süre tabii alkışladık. O da bizi alkışlamaya başladı. O bizi alkışladı, biz onu alkışladık. Siz protesto ediyorsunuz, o da sizi mi protesto ediyor? Tabii o da bizi ediyor. Alkışlıyor gülerek. Ondan sonra hatta ben orada bir konuşma yaptım. İşte bu hani Türkiye Cumhuriyeti'nin laik demokratik bir ülke olduğundan, değil yargının hiç kimsenin bir insanı etek boyuyla yargılayamayacağından, eğer kendisi ve orada bize yakıştıramadığını tekrar ediyordu sürekli. Eğer kendisi bu şekilde duruşmalara giriyorsa ve bir kadın avukatı bu şekilde etek boyuyla yargılıyorsa... bizim de duruşmaları zapt etme hakkımız olduğunu ve gerekeni de hani zaten yapacağımızı ben dile getirdim. Çok enteresan bir şekilde bakın konuşma bu şekilde olur dedi. Bir de benim konuşmamı başkalarına örnek gösterdi. Biz anlayamadık yani açıkçası böyle bir yani dalga geçer gibi bir durumla karşı karşıya kaldık. Orada gördüğünüz gibi görüntülerde insanlar birbirine girdi. Hakimi koruyup işte toz kondurmam diyenler de oldu. Evet. Tabii orada avukatlar tepki gösterdi. Hani siz kimsiniz, ne hakla bu şekilde? Hani biz burada haklı bir şekilde durumu şey yapıyoruz. Hani protesto ediyoruz. Çünkü hakimin sağlıklı karar veremeyeceğini, bu şekilde duruşmalara devam edemeyeceğini iddiasındayız. Ondan sonra orada bir arbede oldu. O arbede olurken hakim orada işte durdu, izledi, güldü. Yani müdahale etmek yerine çok rahat tavırlarıyla. Sonra orada Sayın Baro Başkanımız hani ayağa kalkın lütfen dedi. Çünkü duyduğumuz kadarıyla kendisi de kılık kıyafet konusunda sıkıntılıymış. Şimdi burada söylemek istemem. Ondan sonra bu sebeple hani bir ayağa kalkın biz de size bir bakalım hani demek istedi. Artı biz hepimiz ayaktaydık belki de o eşitlik anlamında da. Çünkü duruşma yapılmıyor o sırada. Kürsüye geçmiş oturmuş. Temsili anlamda da o sırada oturması tuhaftı. Etik anlamda da bence. Ondan sonra kendisi zaten baktık ki biz kararlıyız bu konuda ve baktık ki öyle bir ortam da oluşmayacak. En son izin aldı. Sanırım annesinin sağlık sebepleri mazeret gösterilerek izin aldı ve Adana'ya gitti diye biliyoruz. Bunun öncesinde duruşmadan o kadın avukatın etek boyu meselesi olup ara verilmeden önce bir avukatın da siz de aykırısınız. Sizin de sakalınız var. Evet. Dediği belirtiliyor. Şimdi sakallı mıydı? Evet, sakallıydı. Ama bu görüntülerde sakalsız. Tabii tıraş etmiş gelmiş o arada. Arada. Evet, tıraş olmuş. Tıraş olmuş gelmiş. Tabii orada biz onu da dile getirdik. Yani görenler orada fotoğraflar çekildi zaten. Evet. O da tespit edilir. Evet. Sakallıymış. Görülüyor orada hatta top sakal gibi. Normalde sakalında olmamız lazım. Enteresandır. Hakim savcıların kılık kıyafet yönetmeliği 5. madde var orada.
açıkça söyleyeceğim, troller internette, sosyal medyada o 5. maddeyi avukatlara yönlendiriyorlar. Hakim ve avukatlık kanunu yönetmeliğinin 5. maddesi diyorlar. Öyle bir şey yok. Buradan söylemiş olalım. Evet, bizim de hani mesleki duruma uygun giyinmemiz gibi bir durum vardır. Ama o hakim savcı kılık kıyafet yönetmeliğinin 5. maddesindeki sıralı detaylı kısımlar aslında öncelikle kendileri için geçerlidir. Hı hı. Avukatların da bu şekilde dikkat etmeleri söylenir. Fakat dediğim gibi zaten bizim üzerimizde cübbe vardır ve orada hani etek boyunu neye göre yargılıyorsun? İşte o kısa mı değil mi? Sen ne hakla bunu? Yani, bu zaten yargılanamaz, söz konusu edilemez. Kendisi de bildiğimiz kadarıyla geçtim kılık kıyafete dikkat etmiyor ki ona da dikkat etmiyor. Cübbe içi kıyafetine de cübbe de giymiyormuş duruşmalarda. Çokça avukat buna ilişkin beyanı var. Araştırılmasını isterim ben de. Duyduğumuz tabii ki bu hususlar bunlar. Yani ben bizzat görmedim ama birçok avukatın ağzından duyduk. Cübbe giymiyormuş kendisi. İşte sakallı geliyormuş. Duruşma esnasında sigara içermiş kendisi. Biliyorsunuz ki şeymiş işte, bu Balıkesir'de bir avukatı darp ediyor. Evet. Ondan sonra bu olay, yani yanlış biliyorsam düzeltilsin lütfen ama bildiğim kadarıyla bu olay sebebiyle İstanbul'a zaten tayin edilmiş. Bir avukatı darp etmenin cezası mı, hadi avukatın rapor aldı, anlayamadık. Evet. Yani eğer İstanbul'a tayin edilmekse vallahi herkes avukat darp eder, ben buradan söylemiş olayım. Yani çoktan meslekten uzaklaştırması gerekirdi. Tabii şimdi hukuki süreçte ayrıca başlayacak. Tabii başlayacak. Bu konuyla ilgili sizin söylediğiniz şeyler var. Belki onlar üzerinden de cübbe giymediği, zaten sakallı olduğu, daha sonra tıraş olduğu fotoğraflarla belki kanıtlanabiliyor. Bu süreç öyle işleyecek belli ki ama ben şunu sormak istiyorum. Aslında bunu sorarken de gerçekten üzüntü duyuyorum. Avukat Tuğçe Çetin çok acı bir şeyle karşılaşıyor. Etek boyu üzerinden bir baskı yapılıyor kendisine, evet, orada. Tabii bu şartlar altında psikolojik baskı, hatta şiddettir bu. Ya yani kadın hakları ile ilgilenen bir avukat olarak söyleyeyim, şiddettir bu. Evet. Bir kişiyi kıyafetiyle tabii bu şekilde insanların önünde rencide ediyorsunuz. Aynı zamanda manevi tazminat hakkı da olmuştur Tuğçe Hanım. Bunda yani kendisi zaten avukattır, bilir. Siz kendisiyle görüşebildiniz mi? Görüşemedik. Ben soruşturdum hemen orada. Burada mı diye. Burada orada olmadığını söylediler. Sanırım oradan gitmiş. Ya büyük ihtimalle büyük bir olay tabii ki. İlgi de çok fazla olunca ürktü, korktu. Kim bilir orada yani onu kaldırmak istemedi. Bir sürü duygu yaşamış olabilir haklı olarak. Ve bir an evvel hani uzaklaşmak istemiş olabilir. Çok normal, çünkü travmatik bir şey. Yani herkes bir lütfen kendini koysun Tuğçe Hanım'ın yerine. Ve o yüzden şeydi, kendisine ulaşılamadığını da biliyorum. Hatta sanırım telefonu da kapalıydı. Bence yani doğru bir hareket bile olabilir o yangın esnasında. Zaten açıklama yapmak isterse ilerleyen süreçte yapar. Orada aynı zamanda tanık avukatlar da vardı tutanakta, biliyorsunuz. Onları da soruşturdum. Onlar da orada bulunmuyorlardı yanlış bilmiyorsam. Fakat hani salonda olan kişiler tepki gösterdiler ve kaldılar yani. Tabii bir de sadece salonda değil, salondaki tepkiyi birebir hakim görüyor. Biz de ekranlarımıza taşıdık paylaşılan görüntüler üzerinden. Ama sosyal medyada çok fazla tepki vardı. Hatta orada tutanağın paylaşılmasıyla birlikte tepkiler çoğaldı. Duyan duymayan belki oraya koştu, avukatlar açısından konuşuyorum. Hatta bazı izleyicilerimiz yazmış, biz de şortumuzu giyer desteğe gideriz demişler. Salonda hatta şöyle bir şey oldu, bir erkek avukat meslektaşımız küpesi vardı. Bakın dedi, küpem var, çıkıyor işte. Yani artık insanlar hani bundan bir şey olur mu diye soruyorlar. Bir tanesi tutup, uzun saçlı bir erkek avukat, saçlarını açtı. Hani böyle bir birebir protestoya girdik. Tepkiydi yani. Hani insanı delirtirler denir ya. Vallahi billahi bizi de o noktaya getirdiler. Ben inanamıyorum bunu yaşadığımıza. Yani hukuk adına bir utanç, kadın hakları adına bir utanç, insanlık adına bir utanç. Temel
temel haklarımız adına, cumhuriyetimiz adına, yani bu ülkenin değerleri adına bir utanç, evrensel hukuk değerleri adına bir utanç. Yani hele ki bir de dediğiniz gibi o bir din konusunu da soktuysa araya, yani diyecek bir şey bulamıyorum. Çok şey var ama bakın, bu mesele durduk yere bir hakimin bir anlık yargılama isteğinden kaynaklanan bir şey değil. Bunun evveliyatı var. Bu öyle durup dururken olmuş bir şey değil. Biz hep ne diyoruz? Siyasi söylemler, davranışlar, hukukun yanlış ya da eksik olması, uygulanması, medyanın dili, çok çeşitli unsurlar, olayları bu noktaya kadar tırmandırıyor. Kişileri bu şekilde korkmaksızın, utanmaksızın, büyük bir cesaretle yargılama yapmaya, açıklamalar yapmaya, suç işlemeye itiyor, teşvik ediyor. Bu bir nevi aslında sadece şey değil, kişinin kendi düşünceleri değil, ülkenin siyasi durumundan da bağımsız olarak değerlendirilemez. Ben bunu söylemeyi kadın haklarını savunan biri olarak kendime borç biliyorum. Çünkü hemen akabinde bir duruşmaya girdim. Yine kadın haklarıyla ilgili bir duruşmaydı. Son 6 ayda özellikle kadın haklarıyla ve çocuk haklarıyla ilgili girmiş olduğum bütün duruşmalarda ne yazık ki olumsuza giden bir gidişatla karşılaşıyorum. Ve bu tesadüf olamaz. Yani burada hakimin davranışı sadece kendinden mesul olarak değerlendirilmemeli. Bütün siyasilere buradan ben seslenmiş olayım bir hukukçu olarak. Lütfen hepsi kendinde tek tek sorumluluk arasınlar. Evet, bugün Adalet Bakanı Abdülhamit Gül açıklama yaptı. Evet. Onun üzerine derhal belki tedbiren uzaklaştırıldı. O açıklamaları nasıl yorumlarsınız? Doğruydu. Kendisine teşekkür ederiz ama aslında teşekkür etmememiz lazım. Olması gerekendir bu. Fakat ederiz. Yani bunun altındaki mesaj sanırım anlaşılmıştır. Çünkü her zaman bu böyle olmuyor. Fakat bu defa oldu. Yani ben şimdi düşünüyorum, acaba Abdülhamit Gül böyle bir açıklama yapmasaydı da yine aynı şeyler olur muydu? İster istemez düşündük. Keşke olsaydı HSK. Çünkü ilk duyumumuz şeydi. Açığa alınmayı Abdullah Gül'ün açıklamalarıyla bağdaştırıyor musunuz? İster istemez ben bağdaştırıyorum. Çünkü bu derhal de yapılabilir. Yani açığa alınma tabii ki önce bir dosya incelenecek. Şu an olabildiğince hızlı yapıldı. Ama biz tedirgindik. Diyorduk, kim bilir ne zaman acaba olacak. Fakat açıklama gelmesiyle birlikte karar da geldi. Normalde bu kadar hızlı işlemiyor. Hepimiz biliyoruz ki süreçler. Hele ki HSK. Şimdi biz şunu da düşündük. Hani dedim ya başta, nasıl bir cesaret hakimdeki. Hani hem bir hukuksuzluk, suç teşkil eden bir eylemde bulunuyor, girişimde bulunuyor. Ve bir de bunu zapta geçiriyor kendi elleriyle. Evet. Nasıl bir cesaret? Yani şunu da düşündük. Acaba çok güvendiği bir şeyler mi var? İster istemez düşündük. Bu noktada ekleyeyim, Abdülhamit Gül de, Adalet Bakanı da yasal gereğinin yapılması için sürecin takipçisi olacağını söylemiş. Güzel. Bizler de medya çalışanları olarak takipçisiyiz, sizler avukatlar olarak takipçisisiniz ama bu konuyla, aslında bu soruyla noktayı koyalım istiyorum. Şimdi Tuğçe Çetin'in sizler yanına koştunuz, avukatlar yanındaydı, destek oldu. Zaten hukuktan anlayan, süreci takip edebilecek isimler ama ne yazık ki Türkiye'de kıyafeti yüzünden baskı, kıyafeti yüzünden şiddete maruz kalan kadınlar yalnız da kalabiliyorlar. Örnekse şort giydiği için otobüste tekme yiyen kadın ve daha pek çok örnek. Onlar için neler söylersiniz? O yüzden az evvel dedim, bu sadece bir hakimin kendi düşünceleriyle yorumlanamaz bir durum. Bizim ülkemizde her geçen gün kadına yönelik şiddet artıyor. Az evvel dediğim gibi yargıda bile kararlar açıkçası olumsuza, ben sahada olan bir avukat olduğum için bunu son derece bilinçli şekilde söylüyorum, olumsuza doğru gitmeye başladı. Kadını açıkçası kazanılmış haklarından mahrum bırakmaya yönelik çok çeşitli yasa önerileriyle karşı karşıyayız. Bu gerçektir. Biz bununla ilgili çokça işte süreç içerisinde bu zamana değin hep yorumladık, hep tepkimizi gösterdik. Bu gelişmelerin hiçbirinden işte bu şiddetin artışı bağımsız değildir.
Tıpkı yani sizin dediğiniz gibi, evet, bir avukat belki bununla başa çıkmayı biliyordur. Hukuksal olarak da belki bilinçlilik olarak da, farkındalık olarak da. Ama birçok kadın şiddete uğradığının farkında dahi değil. Farkında olanlar da çok çeşitli sebeplerle bazen yargıya, işte korku, baskı, yargıya dahi başvuramıyorlar. Elimizdeki istatistikler hep sadece adli yansımış olanlar. Yani kim bilir bilmediğimiz neler var. Fakat bu konuda işte biz, çok güzel oldu. Çok güzel bir vesile oldu. Herkese de, tepki veren herkese çok teşekkür ederim. Bütün meslektaşlarıma, ben kendi adıma minnettarım. Her zaman bir arada olacağız. Bu tepki işte aynı zamanda geldiğimiz noktanın bir tablosu, resmi oldu. Bir nevi yine bu artışın, şiddetin artışının protestosu oldu belki. Fakat lütfen bu gidişatı, kötü gidişatı anımsamak ve tedbir almak için böyle kötü olaylar yaşamak zorunda kalmayalım. O yüzden siyasetçilerimize ben buradan sesleniyorum. Şimdiden yaptığınız yasalara, aldığınız önlemlere, tedbirlere, o koruma kararlarının uygulanıp uygulanmadığına, ağzınızdan çıkan her bir kelimeye, çünkü koskoca bir ülkeye sesi hitap ediyorsunuz. O bir kelime bile birçok insanı suça teşvik edebilir. Evet. Dikkat edin, dikkat etsinler. Biz bu ülkenin hak mücadelesine gönül vermiş insanları olarak bunu dile getiriyoruz. En büyük hakkımız işte bugün bizim başımıza bile gelen, kim bilir o kadınların başına öldürmek. En ağır şiddet, cinsel saldırı şeklinde tezahür ediyor. Bugün salonda avukatın başına bu şekilde geldi. Oysa ki sokakta en ağır şekilde kadınlar bunu yaşıyorlar. O yüzden bunlar önden tedbirinin alınması gereken konular. Evet, evet. Seslenmiş olalım. Hakikaten siz de bu derece gündeme getirdiğiniz için size de teşekkür ederiz. Biz de geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Tabii ki sürecin takipçisi olduğunuzu da biliyoruz. Bizler de sizlerle birlikte sürecin takipçisi olacağız. Avukat Tuğba Torun, çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyenler, Avukat Tuğba Torun'la konuştuk. Tabii bugün bir avukatın adliyede, duruşma salonunda bir hakim tarafından maruz kaldığı süreci aslında masaya yatırdık, inceledik. Baskıyı masanın üzerine koyduk. Ama diğer yandan sadece tabii ki kadınlara, sadece avukatlara yönelik süreçten bahsetmiyoruz ülkemizde. Gazeteciler içinde durum çok parlak gözükmüyor ne yazık ki. Çünkü gazetecilere saldırılar da, gazetecilere yönelik tutuklama kararları da bir türlü bitmek bilmiyor. İşte onlardan biri. Gazeteci Kadri Gürsel cezaevine girdi. Türkiye'nin basın özgürlüğü karnesi karardıkça kararıyor. Hemen hemen her gün ya bir gazeteci saldırıya uğruyor, ya bir gazeteci hakkında soruşturma açılıyor, ya da hapse giriyor. Son olarak gazeteci Kadri Gürsel'e kelepçe takıldı ve hapse atıldı. Daha önce de bir süre hapiste yatan Kadri Gürsel'in yanında cezaevine girerken bir valizi vardı. Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmekle suçlanan Kadri Gürsel'in 2 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşmişti. Gazeteci Kadri Gürsel cezasının infazı için doğruca İstanbul Adliye Sarayı'na gitti. Arkamda kimse yok değil mi? Davetiye üzerine adliyeye giden Gürsel, infaz işlemlerinin tamamlanmasının ardından da cezaevine gönderildi. Bu fotoğraflarda Metris cezaevi önünde çekildi. Polis eşliğinde cezaevine gönderilen Kadri Gürsel Twitter hesabından "Hakkımdaki 2,5 yıllık hükmün infazı için aldığım çağrıya uyarak bugün başsavcılığa başvurdum. 11 aylık tutukluluğum 2,5 yılın hapisteki infaz süresini karşılamaktadır. İnfaz gerekçesiyle yeniden hapsedilmem hukuka aykırıdır. Aleyhimdeki delili, suçlamayı ve mahkumiyeti hukuken geçersiz kılarak yeniden yargılanıp beraat etmenin yolunu açması gereken AYM kararı varken tutukluluğum sırasında infaz edilmiş bir hüküm için hapsedilmem hukuksuzluğu büyütüyor" paylaşımında bulundu.
25 Nisan 2019'da Cumhuriyet Gazetesi davasında 5 yılın altında hapis cezasına mahkum edilen ve mahkumiyet kararı onanan Cumhuriyet Gazetesi'nin eski çalışanları tekrar cezaevine girdikten sonra Kadri Gürsel 26 Nisan'da KRT'de Gün İzi programında "Bu bir siyasi yargılama sürecidir." demişti. Kadri Gürsel, bu 11 aylık süre zarfında cezaevinde isyan çıkarmış mı, kaçmaya kalkmış mı, yangın çıkarmış mı, görevli memura direnmiş mi? Bunları yapmış mı, yapmamış mı? Yani eğer yapmamışsa zaten denetimli serbestlik hakkına otomatikman sahiptir. Ve dolayısıyla bu kişinin benim cezaevine girmesi hiç gerekmemektedir. Şimdi cezaevine tekrar beni sokacaklar, ondan sonra keyfi bir muameleye maruz bırakılabilirim. Kadri Gürsel'in hapse girmesini CHP'nin gazeteci kökenli Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan da tepki gösterdi. Özkan o fotoğrafları da paylaşarak "Masumiyetin eline vurduğunuz kelepçe sizi yok edecek, zulmünüz batsın." dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis gündemine getirdiği gazetecilere yönelik artan saldırıların araştırılması önergesi İYİ Parti ve HDP'nin desteğine karşın AKP oylarıyla reddedildi. Geçtiğimiz günlerde Yeni Çağ Gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ saldırıya uğramış ve gözaltına alınan şüpheli serbest bırakılmıştı. En son saldırı ise gazeteci Sabahattin Önkibar'a olmuştu. Önkibar'a saldıran 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Türkiye'de gazetecilerin tarihin en kötü günlerini yaşadığına dikkat çeken CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel şu ifadeleri kullandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve bizzat İletişim Başkanı'nın basın kartlarının kime verileceğini, gazetelerin hangi manşetlerle çıkacağını, hangi siyasi parti temsilcisinin hangi gazetede, hangi televizyonda kaç dakika kalacağına bizzat karar veriyor ifadelerini kullandı Özel. İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray da konuyla ilgili konuştu. Türkiye'de medyanın prangalı olduğunu söyledi. Medyanın büyük kısmının artık propaganda aracına dönüştüğünü vurguladı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde gazetecilere karşı birçok saldırı olmuştu. Yeni Çağ Gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ 11 Mayıs'ta saldırıya uğramış ve gözaltına alınan 6 şüpheli serbest bırakılmıştı. Yine Antalya'da bir yerel gazetede faaliyet gösteren gazeteci İdris Özyol da 15 Mayıs'ta bir grup saldırgan tarafından darp edilmişti. Son olarak gazeteci Sabahattin Önkibar saldırıya uğramıştı. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu. Altun, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Görüşmede ikili ve bölgesel meseleler ele alınmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız, ulusal güvenliğimizin gereği olarak Rusya Federasyonu'ndan tedarik edilmesi planlanan S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini yinelemişlerdir. Görüşmede ayrıca çelik sektörüne yönelik ilave ve tarifenin kaldırılmasından duyulan memnuniyet paylaşılmış. Bu kararın 75 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine ulaşılmasına katkı sağlayacağı vurgulanmıştır. İki lider Japonya'da düzenlenecek G20 zirvesi marjında görüşme konusunda mutabık kalmışlardır açıklamalarında bulundu. FETÖ'nün meşhur kumpaslarının bir benzeri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin seçilmiş başkanı ve Millet İttifakı'nın 23 Haziran belediye başkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun başına geldi. İmamoğlu Habertürk'te bir programa katılmıştı ve orada bir soruya verdiği cevapta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "gelin ülkeye
ülkeyi birlikte yönetelim diye seslenmişti. Ancak bu sözleri sosyal medyada PKK ve FETÖ'ye çağrı yaptı denilerek kesildi ve paylaşıldı. Adeta bir kumpas kuruldu. Seçime sayılı günler kala kurulan bu kumpasa ve halkı yanıltma girişimine çok sayıda tepki var. Peki kim bu tuzağı kurdu? Kimlerden tepki geldi? Ayrıntılara bakalım. Gibi yansıtıldı. Kırpılıp çarpıtılan videoyu ilk paylaşanlardan birinin AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Elif Şahin Keleş olduğu ortaya çıktı. Keleş'in paylaşımı özellikle sosyal medyada büyük bir tepki çekti. Paylaşımı görenler FETÖ benzeri bir hamleyle İmamoğlu'na kumpas kurulduğu yorumunu yaptı. Oda TV'nin haberine göre Elif Şahin Keleş, Pelikancı olarak adlandırılan ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na yönelik pelikan bildirisini yayınlayan gruptan biri. Yapılan yalan haberlere çok sayıda tepki geldi. FETÖ tarzı kumpasa AKP'li isimlerden de tepki geldi. AKP'ye yakın televizyon yorumcusu Ömer Turan, sosyal medya hesabından iftirayla, yalanla, montajla hiçbir yere gelinemez diyerek söz konusu montaja tepki gösterdi. Turan, Ekrem İmamoğlu'na yönelik iğrenç karalama kampanyası devam ederse sadece ona oy vermekle kalmam, aynı zamanda seçim kampanyası içinde çalışırım dedi. AKP eski milletvekili Şamil Tayyar da sosyal medya hesabından montaj video, orantısız ve gereksiz saldırılarla CHP adayının mağduriyet algısına hizmet edenleri görünce AK Parti'de seçim kampanyasını yürüten Seçim Koordinasyon Merkezi ve strateji ekibinin sadece partide değil kontrolsüz paralel yapılara ilişkinde önlem alması zaruri hale geldi diye yazdı. Sosyal medyada Sağlam İrade ismiyle yer alan AKP'li Taha Ün de montaja tepki gösterdi. Ün, dün Pelikan kontenjanından AK Partili İl Yönetim Kurulu üyesi olan şahsın köpürtmesiyle başlayan iftira ve montaj furyası tam gaz devam ediyor. FETÖ'cülük fikirden ziyade bir metot müktesebatıdır derken, FETÖ ne yapıyorsa aynısını yapıyorsunuz. Montaj haberler, masa başı gazetecilik. Farklı bir sonuç bekliyor musunuz cidden dedi. Programda o soruyu soran Mehmet Akif Ersoy da bir yazı kaleme alarak yaşananların paylaşıldığı gibi olmadığını açıkladı. İmamoğlu'nu farklı şekilde eleştirmek, ilişkilerini tespit etmek, gerçek veri ve sebeplerle ifadelerine şerh düşmek mümkünken böylesine yanlış bir yöntemle bunları paylaşmanın AK Parti'ye negatif yansımaları oluyor diye yazdı. Habertürk yazarı Fatih Altaylı ise AKP içinde değer verdiği isimlerden birinin kendisini aradığını yazdı ve ben bizim cenahın Ekrem İmamoğlu ile ilgili yaptıklarından rahatsızım cümlelerini köşesine taşıdı. Altaylı kendisini arayan AKP'li isme bu tür olaylardan rahatsızsanız engelleyin o zaman dediğini yazdı. Aldığı cevabınsa engelleyemiyoruz, çok çirkin işler yapıyorlar. Eskiden milli görüş döneminde bize yapılanların daha beterini şimdi bunlar yapıyor. Bunun vebali var olduğunu ifade etti. Bu kumpas görüntüleri bazı kişilere etkisi altına daldı. Dükkanına girdiği bir esnaf İmamoğlu'na elini uzatmadı, tepki gösterdi. Videonun tamamını dinlemeyi ise reddetti. Size sormuş olduğum soruda aynı şeyi söyledi. Biz onunla beraber yönetiriz. Neden olmasın? Kimdi? Kim ne demiş mesela? Ne demişim? Siz dediniz ya. HDP ve dış ülkelere bir mesajınız var mı diye. Tamamını okudun mu sen? Dinledin mi tamamını? Bak dinle bak. Bak, tamamını dinle. Dinle sen. Arkadaşım bir dinlemiyorsun. Bak dinlemiyorsun. Siz de biliyoruz. Hepinizi biliyoruz. Sen dinlemiyorsun. Dinlemek istemiyorum. İftira atıyorsun. Ben diyorum ki bak konuyu dinlemiyorsun bile. Tamamını izle. Hepsini izle. Dinle. Bak sen evli misin kardeşim? Bak, çoluğuna çocuğuna sana kim iftira atabilir? Biri atabilir mi? Kimse atamaz. Bana da atamaz. Ekrem İmamoğlu Zeytinburnu Mithat Paşa semt pazarında yurttaşların yoğun ilgisi karşısında duygusal anlar yaşadı. İmamoğlu'nun halkın kendisine olan yakınlığı karşısında gözlerinin dolduğu görüldü. O anları fark eden bir gazeteci ise Sayın İmamoğlu gözleriniz doldu dedi ve İmamoğlu yok bir şey kaçmıştır diye yanıt verdi. Hakkınız var mı? Dünya gidemeyecek ya. Ben o kadar konuşuyorum. Başkanım. Tedar, gideceğim. Sadece bir şeylere gideceğim ya. Başkanım, buyurun sen. Başkanım. Allah yolunu versin. Sayın İmamoğlu gözleriniz doldu. Başkanım.
Gözleriniz ne oldu? Sizin hakkınız var, bu dünya gidemeyecek. Ben o kadar konuşuyorum. Başkanım! Seviyorum. Gideceğim. Sağ olun. Gideceğim yanına. Başkanım, görürsen. Başkanım. Allah yolunda. Sayın İmamoğlu, gözleriniz ne oldu? Gözleriniz ne oldu? Başkanım, teşekkür ederim. Başkanım, sizin emeğiniz çok kutsal. Ben milletvekili olan Sümer'in arkadaşıyım. Çok üzüldüm. Ama bakın, bak sizin hakkınız var, bu dünya gidemeyecek. Ben o kadar konuşuyorum. Başkanım! Seviyorum. Gideceğim. Sağ olun. Gideceğim yanına. Başkanım, görürsen. Başkanım. Allah yolunda. Sayın İmamoğlu, gözleriniz ne oldu? Gözleriniz ne oldu? Bir çekebilir misin Ahmet? Birisi rica etse. Arkadan yürüyelim. Beyler alsın, beyler! Buradan çıkar mısın abi? Gel. Aynen abi. Eyvallah. Biraz geri atın. Hayırlı pazarlar. Gel, tanışalım. Gel, tanışalım. Tamam. İyi misiniz? İyi misiniz? Hayırlı pazarlar. Kumpas kurma ve sahte delil üretme Fethullahçı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vatansever subaylarına ve çağdaş Türkiye yanlısı aydınlara yönelik operasyonların en kritik yöntemleriydi. İşte o yöntemlerle açılan bir soruşturmada sahte delil üretenler yıllar sonra yine hakim karşısındaydı. Mahkeme kararını açıkladı. Çok sayıda sanık 7 ila 18 yıl hapse mahkum edildi. Bu görüntüler soruşturma aşamasında şüphelilerin İzmir'de mahkemeye sevk edildiği günlerde çekildi. Görüntülere yansıyan şüphelilerin çoğu hakkında askeri casusluk adını verdikleri davanın soruşturma aşamasında sahte delil üretmekten dava açıldı ve o davada mahkeme kararını verdi. Davada 13'ü tutuklu 90 polisle FETÖ terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen gıyabında yargılanıyordu. Mahkeme sanıklarından İzmir Emniyet Eski Müdürü Ali Bilkay 11 yıl, Batman Emniyet Eski Müdürü Hasan Ali Okansa 18 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Davada toplam 55 sanık 7 yıl 6 ay ila 51 yıl 4 ay 5 gün arasında değişen hapis cezalarına mahkum edildi. Sanıklardan 32'sinin beraatine, birinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmasına, 2 sanık hakkında davanın reddine karar verildi. Tutuklu sanıklardan 5'i tahliye edilirken aralarında Ali Bilkay ile Hasan Ali Okan'ın da bulunduğu tutuksuz 15 sanık hakkında da yakalama emri çıkarılmasına karar verildi. Ekrem İmamoğlu Fatih ise Hazreti Muhammed'in hırkasının sergilendiği Hırka-i Şerif Camii'ni ziyaret etti. İmamoğlu'na ziyarette Karani'nin 58. ve 59. kuşak torunları da eşlik etti. Herkes iş bulacak diye bir şey var mı? Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın sorduğu son yılların en çarpıcı sorusu tartışılıyor. Son dönemde işsiz sayısı o kadar arttı ki Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Bu rekorun da etkisiyle Erdoğan hemen hemen her gittiği yerde bir işsizle bir iş talebiyle karşılaşıyor. Muhalefet ise konuyu gündemde tutmaya devam ediyor. Arkadaşlar bak bir saniye.
Son rakamlara göre Türkiye'de işsizlik Cumhuriyet tarihinin rekor seviyelerinde. Son rakama göre oran 14,7. Ancak bu oran özellikle kadınlar ve gençler arasında çok yaygın. İstanbul'da yaşayan hemen hemen 4 gençten biri iş arıyor. İdare edeye de geldik burayı. Girmiştik artık batağın içine çıkamıyoruz. Gençlerimiz işsiz. Bunların geleceği ne olacak ben bilmiyorum. Bunları biz yani ekmek bulamıyoruz. Siz nasıl evlendireceğiz, nasıl meydana çıkaracağız bilemiyorum yavrum. Türkiye'nin en büyük sorunu haline gelen işsizlik, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın da karşısına sık sık çıkıyor. Ben 2 üniversite mezunuyum, işim yok şu anda. Ama nasıl geçinecekler? Babalar evine nasıl ekmek götürecekler? Geçen cuma günü İstanbul'da işsiz kadının sorusunu Erdoğan, herkes iş bulacak diye bir şey var mı diye yanıtladı. Erken emeklilik diye bir şey olmaz. Efendim iş bulamıyoruz. Avrupa'da şu anda emeklilik yaşı kaça çıkıyor? Biliyoruz, sizi takip ediyoruz bütün açıklamaları ama iş bulamıyoruz efendim, iş yok. Gerçekten ben 2 üniversite mezunuyum, işim yok şu anda. Ama nasıl geçinecekler? Babalar evine nasıl ekmek götürecekler? Efendim? O şu anda işi var, çalışıyor. Ama inanın çıktığında iş bulma lüksü yok bence. Erdoğan iftar vakti de Kısıtlı'daki konutundan çıkarak Zeytinburnu sahiline gitti. Çocuklara oyuncak dağıttı, yer sofrasında orucunu açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan iftar yaptığı ailenin bazı yakınlarıyla da telefonda görüştü. Ancak işsizlik, iş talebi orada da Erdoğan'ın karşısına çıktı. Erdoğan'ı karşısında görünce bir umut yanına yaklaşan genç kız derdini anlatmayı başardı. Sonuç bir soru işareti olarak kaldı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın bir vatandaşla tartışırken söylediği "Herkes iş bulacak diye bir şey var mı?" sorusu muhalefetin de gündemindeydi. Genç bir kadın bu damadın kayınpederine seslendi. "İki üniversite bitirdim, işsizim." dedi. Aldığı cevap ortada. "Kocanın işi varsa sorun yok." Nasıl bir şuur altıdır? "Git evinde otur." diyor. O genç kadının kocası kaç liraya çalışıyor? O parayla geçinebiliyorlar mı? Merak bile etmiyor. Milletten, milletin dertlerinden işte bu kadar uzaklaştılar. İYİ Parti lideri Akşener, Erdoğan'ın vatandaşa yönelik tavrını eleştirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu da o sözlere tepki gösterdi. İşsizlik diz boyu, sarayda oturan diyor ki, herkes iş bulacak diye bir şey yok. Allah aşkına, tam bir kibir abidesi, tam bir kibir abidesi. Herkesi aşağılıyor, herkese tepeden bakıyor. "Ne demek işsizlik beyim?" diyor. Cami açılışında soruyor kadın. "İki üniversite bitirdim." diyor. "İki üniversite. İşsizim." diyor. "Kocan çalışıyor mu?" "Çalışıyor." "Tamam. Bitti." Ya insaf ya. Ya kibir ya. Ya kibir olur mu? Ya bir vatandaşı bir dinle ya. Niye işsiz bu? Niye iş arıyor? Geçinemiyor ya. Bunların çoluk çocuğu var, aileleri var. Ben 2 üniversite mezunuyum. İşim yok şu anda. Küskün AKP'liler kamu bankalarına atanırken bu kez bankaların yönetim ve denetim kurulları gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın isimlerin bankalarda önemli görevler yürütmesi dikkat çekti. Küskün AKP'liler Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamu bankalarına atanırken bu kez gözler bankaların yönetim ve denetim kurullarına çevrildi. Bankaların önemli görevlerini yürüten kişilerin Erdoğan'a yakın isimler olması dikkati çekiyor. Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir, AKP eski milletvekili Ekrem Erdem'in damadı. İller Bankası Yönetim Kurulu üyesi Mücahit Demirtaş, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcılığı görevini yürüttü.
Exim Bank Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yardımcısı. Halk Bankası Yönetim Kurulu üyesi Maksut Selim aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı. Bu isimler sadece birkaçı. Yolu Erdoğan'la kesişen daha pek çok isim kamu bankalarında hali hazırda önemli görevlerde. Daha önce AKP yönetimiyle küskün olduğu iddia edilen 3 ismin kamu bankalarına atanması büyük ses getirmişti. Abdülkadir Aksu Vakıf Banka Yönetim Kurulu üyesi olarak atanırken eski bakan Faruk Çelik Ziraat Bankası'na, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise Halk Banka Yönetim Kurulu üyesi olarak atandı. Bu hamle AKP'ye bayrak açan parti için muhalefete karşı küskünleri parti yönetimine yakın tutma çabası olarak yorumlanmıştı. Yeni kurulan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nda görev yapmaları için Meclis Başkanlığı ve Meclis Başkan Vekilliği görevini üstlenmiş isimlere davet gitti. Birçok isim teklifi kabul ederken eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin teklife teşekkür edip kurulda yer almayı kabul etmedi. Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek ve İsmail Kahraman'ın teklifi kabul ettiği öğrenildi. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Yüksek İstişare Kurulu adında yeni bir oluşum kuruldu. Kararname Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre kurul millete ve devlete hizmeti geçmiş, bilgi ve birikim sahibi kişilerin bu kazanımlarından istifade edilebilmesi amacıyla oluşturuldu. Ancak kurulda kimlerin görev yapacağına Cumhurbaşkanı Erdoğan karar veriyor. Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanları ve başkan vekillerine davet gönderildi. Bu isimler Hikmet Çetin, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz ve İsmail Kahraman oldu. Arınç, Şahin ve Çiçek gibi isimlerin bir süredir parti yönetimine küskün olduğu iddia ediliyordu. Bu isimler daveti kabul etti. Hatta Arınç bu durumu yalakalığın değil sadakatin sonucu diyerek yorumladı. Bunlara da saygı göstereceğiz. Bir dönem meclis başkanlığı yapan eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ise o daveti teşekkür ederek kabul etmedi. Çetin kurulda yer almayı istemedi. Kurul üyelerine yapılabilecek ödemeler ise Cumhurbaşkanı'nca belirlenecek. Görev yerleri Beştepe yani saray olacak. Meclis başkanları ve grup başkan vekillerinin yanı sıra devletin üst düzey kademelerinde görev yapan isimlere de davet gideceği belirtiliyor. Ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Rabbim. 31 Mayıs'ta emekliler 1000 liralık bayram ikramiyesi alacak ama bu hak tüm emeklileri kapsamıyor. Banka, vakıf ve sandık emeklileri yapılan düzenlemeyle birlikte 1000 liralık ikramiyeyi almıyor. Mağduriyeti meclis gündemine taşıyansa CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel oldu. Mağduriyet partilerin görüş birliğiyle ortadan kaldırılabilir dedi. Daha sonra iktidar partisi tarafından kısmen hem tutar olarak hem de kapsam olarak eksikliklerle kopyalanan bayram öncesi emekli ikramiyesinde yeni bir bayram öncesi yeni bir beklenti var. 12 milyon emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyesinin yatacağı günde. 31 Mayıs'ta emeklilerin hesaplarına biner liralık bayram ikramiyesi yatacak. Ama o ikramiye hakkından tüm emekliler yararlanamıyor. Banka, vakıf ve sandık emeklileri bu haktan muaf. Sadece bir kere yattı. Daha sonra yapılan düzenleme ile sandık emeklileri 1000 liralık ikramiye alamadı. Yapılan hukuki düzenlemede banka, vakıf, sandık emeklileri bu ödemelerden yararlanamıyor. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel konuyu meclise taşıyan isim oldu. Düzenleme yapma çağrısında bulundu diğer gruplara. Partilerin görüş birliğiyle mağduriyet ortadan kaldırılabilir dedi. Önümüzde görüşülmekte olan torba yasa bunun için bir fırsat sunuyor. Partilerin görüş birliğiyle, fikir birliğiyle bu mağduriyet ortadan kaldırılabilir. Özel'in gündeme getirdiği bir diğer sorunsa 1000 liralık emekli ikramiyesinin yetersiz kalması. İkramiyenin 1400 liraya çıkarılması önerisini yaptı Özel. Düzenlemenin olduğu günden bugüne Türk lirası %31.8 değer kaybetti. Yani o 1000 lirada artık 1000 lira değil 690 lira o gün için. Bugün hiç değilse o günkü vaadinizi yerine getirmek için 1 milyon 400 bin lira gibi 1400 lira gibi bir ödeme yapılması gerekiyor. Bu konuda da başta birinci en çok sandalyesi bulunan partinin grubunu sorumluluğunu hatırlatıyoruz.
Türkiye 1,5 yaşındaki Edrin bebeğin ölümüyle birlikte bir kez daha şüpheli çocuk ölümü travması yaşadı. Bu gibi vakaların artış gösterdiği bu günlerde bu kez bir kitap tepkilerin odağında. Abdullah Şevki tarafından yazılan Zümrüt Apartmanı isimli kitap pedofili içeren ifadeler barındırması nedeniyle sosyal medyada gündem oldu. Kitabın yazarı ve yayıncısı gözaltına alındı, adliyeye sevk edildi. Çocuk istismarı Türkiye'nin kanayan yarası. Son kurban 1,5 yaşındaki Ecrin Bebek. Türkiye yaşanan o acı olayın şokunu atlatamamışken bu kez bir kitap tepkilerin odağında. Kitabın adı Zümrüt Apartmanı. Aslında uzun yıllardır yayında o kitap. Ancak pedofili içerikli ifadeler barındırdığı yeni fark edildi. O ifadelerin sosyal medyada yayılmasının ardından kitabın yazarı Abdullah Şevki ve yayın evi eleştiri yağmuruna tutuldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçerek kitabın yazarı ve yayın evi hakkında suç duyurusunda bulundu. O satırlarda Türkiye Barolar Birliği de sessiz kalmadı. Her türlü çocuk istismarına yönelik özendirici, teşvik edici nitelikteki eylemlere karşı da ciddi mücadelemizi sürdürmek zorundayız. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında yazar Abdullah Şevki gözaltına alındı. Savcılıktan yapılan açıklamada müstehcenlik suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi. Şevki'nin ardından kitabın basıldığı yayın evinin sahibi Alaaddin Topçu da emniyete gelerek teslim oldu. Sağlık kontrollerinin ardından ikili adliyeye sevk edildi. Kitabın yayıncısı Alaaddin Topçu adliye girişinde görüntü alan basın mensuplarına "Siz asıl tacizcilerin peşinden koşun" dedi. Şevki ve Topçu mahkeme tarafından adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Kitabın satıldığı internet mecraları ve yayın evleri de satış listesinden o skandal kitabı çıkardı. İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçtiğimiz yıl başvuran 15 yaş altı çoğunluğu Suriyeli olan 34 hamile çocuk vakasını zorunlu olmasına karşın polise zamanında bildirmeyen 18 doktora dava açıldı. Doktorlar hakkında 6 ayla 3 yıl 6'şar ay arasında değişen oranlarda hapis cezası talep edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2018 yılında çoğunluğu Suriyeli uyruklu 15 yaş altı 34 çocuğun hamile olduğu halde sağlık görevlilerince adli makamlara bildirilmediği iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. 10 doktora birden fazla vakayı bildirmedikleri gerekçesiyle zincirleme olarak kamu görevlisinin suçu bildirmemesi suçundan 6 aydan 3 yıl 6'şar aya kadar hapis istendi. 8 doktora da birer vakayı bildirmediklerinden kamu görevlisinin suçu bildirmemesi suçundan 6 aydan 2'şer yıla kadar hapisleri talep edildi. İddianamede hamile oldukları tespit edildiklerinde bildirimi yapılması gerektiği halde yapılmayan 34 kişinin hastanenin 5 Nisan 2019 tarihli yazısı ekinde kimliği yazılı mağdurlar oldukları, bu kişileri muayene eden ve tespitleri yapan 18 doktorun sorumluluğunun bulunduğu bildirildi. Panayırlar baharın, bahar da panayırların habercisidir. O panayırlardan en ünlüleri de Çanakkale ve çevresinde kurulur yıllardır. Ayvacık ilçesinde kurulan rengarenk panayır 3 gün boyunca 10 binler ziyaret etti. Bölgenin vazgeçilmezi panayırların yenileri komşu ilçelerde de kurulacak. Çanakkale ve ilçelerinde asırlık gelenektir panayırlar. Bahar panayırın, panayır da baharın habercisidir bölge insanı için.
Çanakkale bölgesinin en büyük panayırlarından birisi de yarım asırı aşkın süredir Ayvacık ilçesinde kuruluyor. Bu yıl panayır Ramazan'a denk geldiği için vatandaşlar sahura kadar alışveriş yapıyor. Panayır kültürü şudur. Evlenecek yeni gençler çeyizlerini panayırda alırlar. Yine hayvan pazarı olur. Birbirlerine alışveriş yaptıklarında panayır vadeli diye söylenir. Bu ay ödenir borçları. Dediğim gibi bütün buraya geldiğinde evlenecek gençlerimiz büyük bir kısmını, çeyizinin büyük bir kısmını buradan temin edebiliyorlar. O panayırların en büyüğü Ayvacık'ta 100 dönümlük bir alanda kuruldu. Çeyizlerin düzüldüğü, evin eksikliklerin giderildiği alışveriş ve eğlence merkezini her gün binlerce kişi akın ediyor. Çanakkale Ayvacık panayırı tarihi bir panayır, geleneksel ulaşmış, fiyatları da uygun. Şimdi ben kalbura bastı bu diyorum. Buna helva yapacağız, depme helva. Şimdi nene bunu diyor, abla da bunu diyor. Buna depme helva yapacağız, bu ince geldi. Şüphesiz ki panayırların en ilgi gören yeri Luna Park. Bu oyuncaklar ve işte gördüğünüz gibi çocuklar da şu anda gondola bindi, burada eğleniyorlar. Dönme dolaplar, atlı karıncalar ve diğer eğlenceli oyunlarıyla Luna Park çocuklar için panayırların en özel alanları. Alışveriş ve eğlencenin aynı anda yaşandığı Ayvacık panayırı kapılarını kapadı ama diğer panayırların kapısı açıldı. Yenice ve Çam panayırları da ardı ardı açılacak ve yine on binlerce kişi tarafından ziyaret edilecek. Noktalıyoruz. Yarın saat 18.30'da yeni gelişmelerle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. İyi akşamlar diliyorum.